Önce bir brioş hamuru için unu karıştıracağım, kaba koyuyorum. Şimdi bir kenarına şekeri, ona değmeyecek diğer tarafına da tuzu koyuyorum. Ve tam orta yerine de yaş mayayı elimle ufalayarak yerleştiriyorum. Ve bunu 3 tane yumurtayla yoğurmaya başlayacağım şimdi. Evet, 3 tane yumurtayı da unun tam ortasına yerleştirdim. Bu işlem yaklaşık 3-4 dakikamızı alacak. Evet, bütün malzeme birbiriyle karıştıktan sonra yavaşça artık tereyağını eklemeye başlayabilirim. İçine ilave ettiğimiz tereyağı eridikçe bir sonraki tereyağını ilave ediyoruz küçük parçalar halinde. Evet, bütün tereyağı ilave ettikten sonra yaklaşık 2-3 dakika kadar daha yoğuruyorum hamurun kendini toparlaması için. Evet, brioş hamuru hazır. Bu da zeytinyağıyla değil, yine tereyağıyla yağlıyorum kalıbı. Ve hamuru sadece birleştirene kadar yoğuruyorum. Ve yağladığım kaba koyup 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum şimdi. Üstünün bir crumble'ını hazırlayacağım. Aslında trapezyen için üst katta bir crumble kullanılmıyor. Granül şeklinde şeker kullanılıyor. Fakat bunun yerine bir değişiklik yapacağım bugün. Bir crumble hazırlayacağım. Çok basit bir crumble. Crumble için hepsinden 40 gram un, badem unu ve şeker bir kabı içerisine alıyorum. Ve daha sonra tereyağını ilave ediyorum. Ve bu malzemelerin hepsini yoğuruyorum. Parmak uçlarımla. Ta ki pütürlü bir hamur elde edene kadar. Crumble için kullandığım tereyağı yine çok soğuk olacak. Ve bunu hazırladıktan sonra şimdi tekrar kullanana kadar buzdolabında bekleteceğim. Evet, şimdi sıra geldi trapezyenin kremasını hazırlamaya. İlk önce sütü, şekerin yarısı, bir tane vanilya çubuğuyla kaynama noktasına gelene kadar ateşe alıyorum. Vanilya çubuğunu da ortadan ikiye bölüp içinin çekirdeklerini çıkartıyorum. Ve çubukla beraber sütün içine alıyorum. Arada sırada bunu karıştıracağım şimdi. Kaynama noktasına gelene kadar da ateşte tutacağım. 2 yaprak jelatin kullanıyorum. Küçük parçalar halinde kesip soğuk suda bekletiyorum. Yumuşaması için. Süt ısınırken de 4 tane yumurta sarısını nişasta ve şekerle çırpıyorum. Şeker ve nişastayla çırpacağım. İyice bütün nişasta pütürleri kalmayana kadar karıştırıyorum. Jelatin erimeye başladı. Süt de kaynama noktasına geldi. Şimdi bu aşamada bir süzgeçten yardım alacağım. Kaynama noktasına getirdiğim sütü, çırptığım vanilya ve yumurtanın içine yavaşça ilave ediyorum. Bir süzgeç kullanarak ve karıştırmaya devam ederek. Ve daha sonra süzgeçten geçirdiğim bu karışımı tekrar ateşe, kaynama noktasına gelene kadar ısıtmaya alıyorum. Topaklanma yapmaması için şimdi devamlı karıştıracağım. Evet, kaynama noktasına geldi. Artık ateşten alabilirim. Büyükçe bir kap alıyorum. Bunun içine soğuk suya koyduğum jelatinleri süzerek büyük kaba yerleştiriyorum. Ve üstüne karışımı döküyorum. Bir tel çırpıcıyla jelatini iyice eritiyorum. Şimdi bunun biraz soğuması gerekiyor. Son olarak portakal likörünü ilave edeceğim ve daha sonra el mikseriyle mascarpone'yi ekleyip karıştıracağım. Daha önceden çırptığım ve yumuşattığım mascarpone'yi kremaya ekliyorum. İyice pürüzsüz olmasını istiyorum. Hiçbir pütür kalmasını istemiyorum. En ufak bir mascarpone parçası kalmayana kadar bunu çırpmaya devam edeceğim. Ta ki bütün mascarpone içeride kaybolana ve pütür kalmayana kadar. Evet, mascarpone'yi de iyice çırptım. Pürüzsüz çok güzel bir krema oldu. Ve son olarak çırptığım kremayı ilave ediyorum. Bunu da iyice karıştırdıktan sonra trapezyen krem hazır. Biraz soğuması, donması ve kıvam kazanması için buzdolabında bekleteceğim. Kremayı ekledikten sonra artık mikserle değil bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Şimdi artık buzdolabında soğumayı alıyorum.
Evet, şimdi brioche hamurunu mayalandırdık. Tezgaha aldım ve dört bir yanından katlayarak katlı yeri alta gelecek şekilde tepsinin kelepçeli bir kalıbın altına gelecek şekilde kalıba bastırarak koyuyorum. Şimdi bunu mayalandırdıktan sonra aslında yaklaşık bir 10 saat kadar buzdolabında bekletmeniz brioche'a çok güzel bir lezzet verecektir. Kelepçeli kalıba yaydığım, eşit olarak yerleştirdiğim hamuru üstüne şimdi bir yumurta sarısını süreceğim. Ve daha sonra tekrar en az bir yarım saat, 40 dakika tekrar mayalanmaya bırakacağım. Her yerine eşit olarak yumurta sarısını fırçalıyorum. Ve biraz daha mayalanmasına izin verdikten sonra da daha önceden hazırladığım crumble'la beraber pişirme aşamasına geçeceğiz. Bu aşamada daha önceden yapmış olduğum crumble'ı üzerine serpiyorum. Şimdi 180 derece fırında 25 dakika kadar pişireceğim. Daha sonra pişme esnasında bir şurup var, onu hazırlayacağım. Sonra da bütün malzemeleri birleştirip tropezyeni yapım aşamasına geçeceğim. Son bir etapta bir şurup hazırlayacağım. Kekine sürmek için, brioche'a sürmek için şeker ve suyu ilave ettiğim kabın içerisine vanilya çubuğunu da ekleyeceğim. Bir portakalın dış kabuğunu alacağım, rendesini. Hazırladığım şurubun içine ilave edeceğim. Son olarak portakal likörünü de ilave ediyorum. Ve sonra artık şurubun olması için kaynamasını bekliyorum. Artık şimdi son olarak daha önceden buzdolabında soğuttum tropezyen kremayı tekrar bir mikserde güzel bir kıvama getirmek istiyorum. O yüzden tekrar bir çırpacağım. Bu kıvamda olması gerekiyor. Akışkan değil, katı bir kıvamda. Bir dakika kadar çırpmak yeterli. Pürüzsüz kıvama geldi. Şimdi pişirdiğim ve soğuttuğum brioche'u eşit olarak ortadan ikiye bölüyorum. Alt katını servis edeceğim tabağa koydum. Ve şimdi ortasına şerbeti eşit miktarda yayıyorum. Şimdi düz uç koyduğum bir sıkma torbasına hazırladığım kremayı koyacağım. Ve daha sonra kenarlardan başlayarak küçük toplarla yerleştirmeye başlayacağım bu kremayı. Artık son olarak üstüne kapatacağım. Kapağında çok az şuruplanması için gezdireceğim şurubu ve sonra üzerine kapatıyorum. Son olarak da üzerine pudra şekeri serpiyorum.